Tülin'in mutfağından merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda yeni telefon tutucu tripodumla çekim yapacağım. Daha önceki arızalandığı için yenisi gelinceye kadar beklemiştim. Şimdi kullanacağım malzemeleri sıralıyorum. Şöyle tencerede sufle yapacağım. Sufle kalıbı ve fincanda. Malzemelerimizde 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 çay bardağı un, 1,5 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ ve kakaolu fındık ezmesi, istenilen marka kullanılabilir. Şöyle kettle'da da su kaynadı, hazır bekliyor ve çırpma kasesiyle sufle yapımına geçiyorum. 2 adet yumurtayı çırpma kasesine alıyorum. Üzerine 1 bardak şeker, yarım bardak şeker, toplamda 1,5 çay bardağı şekeri ilave ediyorum. Çırpmaya başlıyorum. Böyle. İçerisine 1 paket vanilya ilave ediyorum. Kabartma tozunun da bir kısmını ilave ediyorum. Birlikte çırpmaya başlıyorum. Köpük köpük oluncaya kadar çırpacağım. Şimdi yumurtayla şekerimiz köpük köpük oldu. Üzerine şöyle karıştırarak sütünü ilave ediyorum. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, ayçiçek yağı. Yine şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Ve bu aşamada 2 yemek kaşığı kakaoyu da içine koyuyorum. Ve unu şöyle yavaş yavaş boşaltıyorum. Bir paket kabartma tozunun da bir kısmını yumurtaya koymuştum. Bir kısmını da unla beraber koyup şöyle hafif bir karıştırıyorum. Şöyle kıvamına bakıyoruz. Koyu bir kıvamda değil. Akışkan bir kıvamda. Şimdi bunu tencere içerisindeki sufle kabına ve fincanlara yerleştireceğim. Hazırladığım sufleyi şöyle bir kaba boşalttım. İlk önce şöyle sufle kalıbına koyacağım. Evde sufle kalıbı yoksa böyle fincanlardan da kullanılabilir. Yarım yarım boşaltacağım.
Şimdi üzerine Nutella'dan birer kaşık boşaltacağım. Orta yerinde olacak. Akışkan bir şekilde olsun. Böyle dolaptan çıkmış katı bir halde olmasın. Rahat koyulabilmesi için. Hepsinin içerisine birer tatlı kaşığı ölçüsüyle boşaltıyorum. Evet, şimdi kalan harcımızı da diğer hepsinin üzerine paylaştırıyorum. Şimdi burada olan üzerine eksik oldu. Bunu da şöyle hepsinin üzerine pay ediyorum. Toplamda yaptığım harçtan 4 sufle çıkıyor. Şimdi ocağın altını açıyorum ve kettle'da kaynattığım sıcak suyu çok taşmayacak, üzerine gelmeyecek şekilde boşaltıyorum. Kapağı açık bir şekilde 3 dakika kaynattıktan sonra kapağını kapatıp 6-7 dakika tekrar kaynatacağım. Yani toplamda 10 dakikada sufle hazır olacak. Şimdi bu şekilde biraz orta ateşte suflenin pişmesini bekleyeceğim. Ocağın altını kısa aldım. Su kaynamaya başladı. Bu şekilde 3 dakikanın dolmasını bekliyorum. Dakika doldu. Şimdi tencerenin ağzını kapatıyorum. Yine kaynamaya devam ediyor. Kısık ateşte 7 dakika doluncaya kadar pişmeye devam edecek. 7 dakikamız doldu. 3 dakikada öncesi, 10 dakikada hazır olan suflenin altını kapatıyorum. Zaten kabarık bir hale geldi. Şöyle kapağını açıyorum. Sürpriz! Çok güzel kabardılar. Bu şekilde biraz soğuyacak. Sufleleri tencereden çıkardım. Hemen üzerine de şöyle biraz pudra şekeri serpiyorum. Enfes bir şekilde kabardılar. Ve iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle kaşığın ucundaki akışkanlığı görebilirsiniz. Şuraya bak. İçindeki akışkan yapıya. Şöyle bunu kenara alıyorum. Ve iç dokusunu sizinle şöyle paylaşmak istiyorum. Harika bir sufle oldu. Evde yapacağınız en pratik, en güzel sufle pişirme şekli. Tülin'in mutfağında bugün en pratiğinden evde sufle yapımı tamamlandı.
kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Elvin, ne yiyorsun? Sufle. Bakalım nasıl olmuş. Bu bir gün önce yapılıp ertesi günü yenilen sufle. Bir bak bakalım. Şöyle. Akışkanlığı hala ilk günkü gibi. Elvin, şöyle bir kaşığınla akışkanlığı çıkar bakayım. Harika harika. Afiyet olsun Elvin'im. Bir bakalım. Enfes mi? Çocukların seveceği sufle.